Elmalı Tabiat Parkı, Pazaryeri ilçesinde yer alıyor. Küçük Elmalı Köyü'nde yer alıyor. Bunu biliyorsunuz. Evet. Pazaryeri, Küçük Elmalı Tabiat Parkı 2015 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Ondan önce mesire yeriydi ama şu anda Tabiat Parkı. Tabiat Parkı olabilmesi için bir alanın öncelikle yaban hayatı, bitki örtüsü gibi yerlerin olması gerekiyor. Bir yapıların olması gerekiyor. Bunun yanında kaynak değerleri olacak ve halkın dinlenmesine, eğlenmesine olanak sağlayacak yerler olacak. Küçük Elmalı göreceksiniz, ahşap, doğaya uygun şekilde yapıldı. Bugün size buranın tanıtımını yapacağız. Burada hangi ağaç türleri vardır? Ben biliyorum. Vardır sizce burada? Çam, kavak. Hangi kavak. Çam? Ne çamı var burada? Kara çam. Evet, burada kara çam var. Başka ne var? Öğretmenim, kavak. Kavak var ama var. Evet, nadir. Var diyelim. Sarı çam. Sarı çam yok. Burada kayın var. Şu bölgede olmasa da ileride kayın var. Meşe var. Bunun yanında meyve ağaçlarımız var. Elmadır, eriktir vesaire. Kozalakları vardır değil mi? Evet. Ağaçların üstünde, çam ağaçlarının üstünde kozalakları vardır. Yapraklarını döker mi? Hayır. Yapraklarını dökmez. Bakacaksınız. Daha sonradan da yapraklarına bakacaksınız. Kozalarına bakacaksınız. Meyvelerine bakacaksınız. Bu şekilde türün ne olduğunu daha sonra tanımaya çalışacaksınız. Bu evde miydi? Bu çam ağacı gördüğünüz gibi ama altında ne çıkmış? Dinleyin ama dinleyin. Bu ne? Yaprakları var. O kola şeyin sonu. Bu altında çıkmış. Meşe. Bu da meşe. Az önce söylemiştik meşe türleri de bulunuyor diye. Çam ağacının altında meşe ağacı olarak çıkmış. Masalarımız Tabiat Parkı. Engelli Tabiat Parkı olarak. Bilgisi olsun. Bunlar normal tipik masaları. Buralarda eksik var. Kurt var, tilki var, çakal var, tavşan var, sincap var. Ayı bu. Kuş türleri var, su kuşları var. Bunların hepsi alanda mevcut. Alanda mevcut derken piknik yaptığımız alanın dışındaki ormanlık alanda bu türlere rastlamak mümkün. Karavan kamp alanı. Karavanlarıyla beraber gelen ziyaretçiler buralara karavanlarını yerleştirerek burada konaklama yapabilecekler. Karavancılar için şuradaki tesisi ayarladık. Tuvalet, banyo, mutfakları mevcut orada. Burada ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Küçük Elmalı göletimiz. Göletin üstünde 3 tane iskelemiz var gördüğünüz gibi. İskelelere gelen balıkçılar. Balıklarını tutmak için kullanacaklar. Fotoğraf çekmek isteyenler fotoğraf çekebilecekler bu bölgede. Yaban hayatı gözlem kulemiz var. Evet. Burada yaban hayvanları ve kuş türlerini gözlemek için oraya çıkıp gözlem yapılabiliyor. Hayır oluyor. Ama orman içerisinde yaban hayvanlarına rastlayabiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Şu an sayı meşe ağaçları işte geçmiş şekilde bulunuyor. Başka var mı? Balık yok. Abla. Biz burada piknik de böyle çürüyor. Ama şunlar hep piknik de burada durmuyor. Bir tane. Zombie apocalypse.